MIT'ten bir operasyon. MIT, Türkiye'de canlı bomba saldırısı planladığı tespit edilen terör örgütü PKK-YPJ'nin sözde sorumlularından Hezal Belge'yi Suriye'nin Amude bölgesinde etkisiz hale getirdi. Önemli bir bilgi. MIT'ten Suriye'de nokta operasyonu ve bu operasyonun detayları, ayrıntıları önemli. MIT'in düzenlemiş olduğu nokta operasyonunun detaylarını aslında Paşa Alıyurt'tan dinleyelim. Paşa bize kapsamlı bir şekilde aktaracak. Günaydın Paşa. Canlı bomba saldırısı planlayan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, öldürüldü. Senden dinleyelim. Göksel, öncelikle şunu ifade edelim. Terörde arananlar listesinde gri kategoride yer alan bir teröristi ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından düzenlenen o nokta operasyonda Suriye'de Amude bölgesinin sözde sorumlu düzeyinde faaliyet gösteren Jinda Gundikramo kod adlı Hezal Belge etkisiz hale getirildiği düzenlenen operasyon sonucunda özellikle PKK terör örgütünün Suriye'deki kadın askeri kanadında YPJ'ye bağlı olarak Suriye halkını örgütlüyordu. Özellikle burada terör örgütüne katılımları sağlama faaliyeti noktasında organize eden bir isimdi ve bu noktada gerçekleştirilen operasyon sonucunda etkisiz hale getirildi. Senin de az önce ifade etmiş olduğun gibi canlı bomba eylemi yapma planını özellikle Türkiye'de gerçekleştirme içerisinde olan bir teröristten bahsediyoruz. Öncelikle bu teröristin eylem planı Türk güvenlik güçlerince tespit edildi. Ardından birçok eylem denemesi güvenlik güçlerinin Türkiye'deki o aktif önleyici tedbirleri nedeniyle gerçekleştirilemedi ve her seferinde o canlı bomba eylemini bu terörist farklı bir zamana erteledi ve Türkiye'de canlı bomba eylemi planlaması nedeniyle de Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından da hedef listesine konuldu ve düzenlenen o nokta operasyon sonucunda adım adım takip edildi ve düzenlenen o nokta operasyon sonucunda da etkisiz hale getirildi. Örgüte Hezal Belge 2004 yılında katıldı. Örgütün kırsal kadrolarına katıldı ve Irak'ın kuzeyinde de uzun yıllar PKK-KCK bünyesinde sözlü sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiğinde tespit edildiğini bir dipnot olarak aktaralım. 2015'te PKK'nın Derip Kadro cezaevi sorumlusu olarak görev yapıyordu ve Suriye sahasında 2019 yılında geçti ve düzenlenen nokta operasyonla da Hezal Belge etkisiz hale getirildi Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından diyelim ve buradan sözü tekrar size bırakalım Yusuf. Şimdi Paşa, aslında önemli bilgileri aktardın. Önemli bir operasyondan söz ediyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yıllardır yürüttüğü o nokta operasyonlarına bu sabah itibariyle bir son dakika gelişmesiyle bir kez daha bağlandık ve aktardık sana. Şimdi önemli diyorum, neden? Çünkü canlı bomba için eğitilen bir teröristten söz ediyoruz. Kritik bir ve aslında Türkiye açısından da oldukça önemli bir operasyondan söz ediyoruz. Sivillere yönelik oluyor çünkü canlı bomba. Bunun altını çizelim ve buradan devam edelim. Milli İstihbarat Teşkilatı bu teröristin peşinde miydi? Ne zamandır peşindeydi ve aranan bir teröristten mi söz ediyoruz? Evet, terörde arananlar listesinde gri kategoride yer alan bir teröristten bahsediyoruz. Yoksa özellikle Türkiye'ye geçerek canlı bomba eylemi planı önce örgütün sözde üst yönetimine kabul ettiriyor. Ardından da daha sonrasında bu terörist eylem planını Türk güvenlik güçlerince tespit ediyor. Ancak bu her defasında birçok eylem planı denemesi Türk güvenlik güçlerinin özellikle o aktif önleyici tedbirleri nedeniyle gerçekleştiremiyor ve her defasında bu eylemi ileri bir tarihe erteliyor. Ardından da Türkiye'de o canlı bomba eylemi planlaması nedeniyle tabii bir yönden Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından da adım adım takip ediliyor ve o adım adım takibin ardından da daha sonrasında hedef listesine alınmasının ardından uzun süre süren o takip sonucunda Hezal Belge son olarak Amude bölgesinde tespit ediliyor. Suriye'nin Amude bölgesi ve burada da o anlık istihbaratta önce adım adım takip ediliyor. Ardından da düzenlenen operasyon sonucunu etkisiz hale getiriyor. Tabii şunu da ifade edelim. Örgütün üst yönetimi tarafından 2015'te PKK'nın o cezaevi kadrosunda görevlendirildiğini dedik, ancak Suriye sahasına geçişi 2019'u itibariyle özellikle PKK-YPJ yani PKK'nın o sözde kadın yapılanması içerisinde Suriye'nin Derik bölgesinde yine Rumeylan ve Kamışlı aslında sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren bir isim. 2021 yılında ise PKK-YPJ'de Kamışlı sözde sorumluyken çıkan çatışmada yaralanıyor. Irak Süleymaniye'de tedavi geliyor. Daha sonrasında tekrar Suriye'ye geçiyor ve
2023'te de PKK-YPG Kahtaniye Kongresler sözde sorumlusu olarak görevlendiriliyor ve 2024 yılında da işte PKK terör örgütünün özellikle o MİT Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından bu teröristin tespiti sonrasında da o düzenlenen nokta operasyonla Amude'de etkisiz hale getiriliyor diyelim Göksu.